Flor süreceğiz, diş fırçası vereceğiz size. Diş fırçalarıyla o florlu jelle dişlerinizi fırçalayacaksınız. Peki bunu neden yapıyoruz? Çocuklar, bu süreceğimiz flor jelleri dişlerimizi çürüğe karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Kaç defa fırçalıyoruz her gün? 3 defa fırçalıyorsunuz. Çok güzel. Fırçalarınızı açabilirsiniz arkalarından. Bir deneyim yapın. Açamazsanız ben yardım ederim. Geldik en önemli kısma. Şimdi fırçalarınıza bu flor jelinden birer damla koyacağız. Bekleyeceksiniz. Hep beraber sonra fırçalamaya başlayacağız dişlerimizi. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Çiğneme yüzeylerini fırçamızı alıyoruz. 1, 2, 3. Azı dişlerimizden başlıyoruz. Burada hani bizim çiğnediğimiz yüzeyler var ya, bu azı dişlerimizin, arka dişlerimizin. Buraya 1, 2, 3 süreceğiz jelimizi. Tamam, sonra öbür tarafa. 1, 2, 3. Ay ne güzel. Damla edebilir mi? Sevdim bir tane. Verdim de. Çekti mi? Alo. Bakalım şöyle. Bunlar size hediye. Bunlar mı? Bak. Ama bizim de hikayeyle aynı. Oo, suda. Fotoğrafa güzel. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir sağ, bir sola. Yaptın mı? Evet. Anlaştık mı? Evet. Şimdi bak, dikkat ediyoruz. En güzel kim yapacak, ona bakacağız. Hanginiz en iyi yapıyor bu işi? Hadi bakalım çocuklar. Şimdi tekrar fırçalarımıza jel koyacağız. Ve lütfen... Ama flo jelleriniz akıyor. Hadi çocuklar, başlıyoruz. 1, 2, 3 başa. Hadi al çene, al. Hadi bir fırçalama sesi gelsin. Aferin, bak ne güzel fırçalar. Sabah akşam ve öğlen dişlerimi fırçalıyorum. Annem bana hep diş macunumu hep hazırlar, koyar. Ben de gidince hemen fırçalıyorum. Sabah okula gideceğim zaman dişlerimi fırçalıyorum. Öğlen atıştırmalık alıp yapıyorum. Ondan sonra yeniden dişlerimi fırçalıyorum. Ondan sonra akşam yemeğini yiyeceğiz. Yeniden dişlerimi fırçalıyorum. Ondan sonra yatıyorum. Ben unutuyorum. Çünkü yeni eve taşındığımız için. Annem bir gün yeni eve taşındığımız için hiç unuttuydu. Bir gün lavaboda yaptım. Fırçaladım dişlerimi.